Baba senin masada çıktı bu. Yapma ya. Hiç haberim yoktu. Demek masada gizli bölme varmış ha. Senin kısmetinmiş bu Pascal. Buyurun. Sağ ol, teşekkür ederim. Eyvallah, sağ ol canım. Yazılarda Yunanca. Pascal, bu define haritası. Bizim mesleğin kuralına göre haritayı kim bulursa define onun. Senin kısmetin. Ben bu defineyi bulurum anacığım. Bulacaksın tabii, senin hakkın. Defineciler çok üçkağıtçı olur, sakata gelme sakın. Ben anlamam, senden aldım. Sana güveniyorum, beraber bulacağız. Yok, beni bu işe bulaştırmaz. Ben bu işlerde yokum Pascal. Ben... Ağzım yandı bu konuda. Bir kere daha bulaşamam bu işe. Seni iki arkadaşla tanıştıracağım demiştim. Biri bizim mahallenin muhtarı Niko. O Yunanca da bilir hem. Haritayı çözer. Öteki de Şevkat. Defineci mi o? Hayır. Beşiktaşlı. Tam senin kafadan. İyi anlaşırsınız. Tanıştım o zaman. Tamam. Merhaba. Hah, Esin de geldi. Kızım Esin. Esin Pascal. Memnun oldum. Ben de. Resmini gördüm, çok beğendim. Aramak istedim ama baba satmadı ya. Öyleymiş, anlattı babam. Teşekkür ederim. Ama ben yakında bir sanat galerisi açıyorum. Eğer ziyarete gelirseniz istediğiniz resmi alabilirsiniz. Mutlaka gelirim. Çok memnun olurum. Pascal. Efendim? Biz Esin'le mahalleye gidiyoruz. Bizle gelmek ister misin? Arkadaşlarla tanıştırayım seni. Baba, başka zaman yapalım. Radyo var, Beşiktaş maçı var. Maç? Eyvah eyvah. Maç var diyor baksana. Şevkat şimdi durmaz maça gider. Ne olur ki? Ben de gidiyorum. Tamam ama adam dün bir kaza geçirdi. Gözlem altında olması lazım değil mi? Tabii tabii ben zaten asla müsaade etmem gitmesine. Sen merak etme baba. Adamı bilmiyorum ama Beşiktaşlıysa işin zor. Ama sen beni de bilmiyorsun Pascal. Ben ne yapar ne eder onun o maça gitmesini engellerim. Vay.